Dünya matematik dehalarının 70 yıldır çözemediği bir problem var. Bu problemi çözmek için bu kez bir Türk bilim insanı kolları sıvadı. Böyle haberleri çok fazla taşıyamıyoruz ekrana. Bulunca bu haberin üzerine atladık gerçekten. Henüz sonuca varamadı ama epeyce yol kat etti. Takdire şayan bir azim. O yüzden de bu ekranda hak ediyor olmayı. Bu azim ayrıca başkaları tarafından da değerlendirildi. UNESCO Ulusal Bilim Vakfı genç akademisyeni ödüllendirdi. Bir kısmını çözmeyi başardım. Tamamen ilgimi ona vermiş durumdayım. Birçok başarısızlık yaşadım bu süreçlerde ama hiçbiri beni yıldırmadı. Rakamlar, formüller ve bir türlü çözülemeyen problem. Akademisyen Nazife Erkurşun Özcan, dünya ünlü pek çok matematikçinin 10 yıllardır üzerinde çalıştığı ancak bir türlü sonuca ulaşamadığı matematik problemini çözmek için gece gündüz kafa yoruyor. 1950'lerde Uluslararası Matematikçiler Konferansı'nda Kakutani tarafından bu problem ortaya atılıyor. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesinin aklında varsa yoksa 70 yıldır çözülemeyen o problem var. Kafede otururken de aklımızda o problem var. Evde yemek yaparken de, eşinizle sohbet ederken de, sizinle sohbet ederken de bir taraftan aklımızda o problem dönüyor. Ve birden o sezgis geldiği zaman önce bir şeyler karalıyorsunuz. Eğer doğruluğunu hissediyorsanız artık adım adım yazmaya başlıyorsunuz. UNESCO Ulusal Bilim Vakfı da genç akademisyenin bu gayretini gördü, matematik alanında daha ileri düzeyde çalışma yapması için ona burs verdi. Nazife Hoca'ya çözemezsin, boşuna uğraşma diyenler de oldu elbette ama onun bu azmi genç bilim kadını ödülüne layık görüldü. Bu ödül ilk defa bir matematikçiye veriliyor. Amacım benim belli ve o amaçta yürümek istiyorum. Tam olarak çözüme ulaşan tabii ki en mutlu olan kişi olacak.